bir diğerinin olmasın, bunu anlamak mümkün değil. Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Ve bununla beraber de tabii tehditte ön alıyorlar. Temenni ederiz ki bu Amerika, Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez. Ve bu dünyada çünkü sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum. Efendim, cilve gözü sınır kapısındaki hareketlilik ve İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Amerika cilve gözüyle alakalı olarak biz insani yardım konusunda biliyorsunuz hep başı çektik. Ve insani yardım konusunda düşüncelerimiz yine aynı. Ancak bu insani yardım konusu ne yazık ki insani yardımdan çıkıp adeta bir silahlanma süreci içerisine girdi. Şu anda biz insani yardımda yine varız. O noktada cilve gözünü açık tutacağız. Ama yani bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire bunlar da. Fakat iş şeye dönerse silah gibi vesaire bu tür şeylere, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib'de ise görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuda gerek Rusya ile bu görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu arada yine İran'la görüşmeler yapılıyor. Ve İdlib'le ilgili de Moskova görüşmeleri olumlu bir şekilde cereyan etti. Öyle zannediyorum ki Moskova görüşmeleri eğer uygulamada ki Astana falan bunlar biliyorsun bunun içinde güvenli bölge vesaire bunlar da bu değerlendirmenin içinde yer alması halinde İdlib'i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum. Efendim, son olarak Kurban Bayramı tatilini herkes merak ediyor. 10 gün olur mu, uzatılır mı? Şu anda tabii hükümet bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Yani eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur. Ve gerek iç turizmde gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm mesela bugün itibariyle Antalya %80'i doluluk oranı itibariyle yakalamış vaziyette. Bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki Salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığında yapacağız. Ve hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.